yakaladılar. Korkmadılar, kahpe kurşuna göğüs gererken. Ve düşünmediler geride bekleyen sevgiliyi, anayı, babayı, bacıyı. Çünkü vatan her şeyden önceydi onlar için. Baba da, ana da, sevgili de vatan da onlar için. Çünkü onlar vatan aşkı için yardılar. Onlar ölmediler, şehit oldular. Bu vatan, ben var oldukça var olacak, ben bu vatana can verdikçe... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kalabalık bir PKK'lı grubun saldırısında şehit oldu. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Başta ailesi olmak üzere tekrar hepimizin başı sağ olsun diyorum. Sayın Valim, Sayın Kaymakam. Biliyorsunuz her şeyi konuşabilmek güzel ama şehitlerle ilgili konuşabilmek çok daha farklı bir şey. Biz Nazlı'daki bütün evlatlarımızın hepsini, bütün atlarını cadde ve sokaklara verdik. Keşke rahmetli olmasalardı da beraber olsaydık da vermeseydik. Ama ne yazık ki bu vatan bizim. Allah'ın izniyle de Atatürk'ün emanet ettiği bu vatanı çocuklarımız, evlatlarımız, kainat var olduğu sürece koruyacak ve kollayacaktır. Bunu güvenimiz tam, inancımız tam, her şeyimiz tam. Devletimiz güçlüdür. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların üzerinden de gelecektir diye düşünüyorum. Hakikaten bence çok park yaptık. Ama bu park bizim için farklı. Hepimiz evlatlarımız var. Evlatlarımız ufak bir şey olduğunda bile canımız yanıyor. Bekir abiye gittiğimde ilk beraber Kaymakam Bey'le beraber gitmiştik. Garnizon komutanımız hep beraberdi. Bize söylediği bir şey var, vatan sağ olsun demişti. Bu çok önemli. Önünde Metin var. Metin'le konuşmak istemiyorum. Ama diyorum ki bunun gibi parklar, nice yerler, atlar için yaşasınlar ve yaşatsın diyorum. Hepiniz katıldığınız için saygı sevgi gösteriyorum. Biraz önce başkanımızın da konuşmakta zorluk çektiği mana yüklü bir gün, bir program. Sayın Valimiz Kerem Al Beyefendi Ankara'da oldukları için bu güzel etkinliğe katılamadılar. Ancak sizlere selamlarını, sevgilerini ve en iyi dileklerini ilettiler. Ben de bunu sizlere iletiyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi görüyoruz ki Nazilli ilçemizde de şehitlerimize sahip çıkılmış, caddelerimize, sokaklarımıza, meydanlarımıza, eğitim kurumlarımıza, Aydın ilimizde olduğu gibi ve parklarımıza onların isimleri verilmiş. Ben bu güzel icraattan dolayı belediye başkanımızı, onun şahsında belediye yönetimini kutlamak istiyorum. Tabii ki şehitlerimiz adı üzerinde şehitler ölmemişlerdir. Buna inanıyoruz. Yaşıyorlar. Ayrıca o manevi alemdeki yaşamaların yanı sıra bu şekilde parklarda ve biraz önce bahsettiğim gibi diğer tesislerde isimlerinin verilme suretiyle de aslında bizim aramızda da yaşıyorlar. Gönüllerimizde de yaşıyorlar. Çünkü onlar tarih boyunca bu topraklar için şehit düştüler. Kanlarıyla bu toprakları suladılar. Ki bu topraklar bu şekilde vatan oldu. Daha çok çalışmak suretiyle birbirimize kenetlenerek daha güçlü bir şekilde yeryüzünde dünya milletler ailesi içerisinde layık olduğumuz yeri almaya devam edeceğiz. Salat ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
Sana yalvaran bu dillerin dualarını, taleplerini kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şehidimizin uğruna canını feda ettiği mukaddes değerlerin neslimizin gönlünde yaşamasını nasip ve müyesser eyle. Şehidimiz Mehmet Çetin'in nezdinde bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun diyoruz. Şunu söylemek isterim. Bizler bu dünyayı geldikten sonra öbür dünyaya gideceğiz. Çaresi yok. Ama giderken bir eser bırakalım. İnsanlar insan gibi hizmet verelim. Saygıdeğer başkanım, yüzünü söylemiyorum. En kısa dönem 3,5 senelik bir başkanlığı var. Öncelerden alamadığımız hizmete değerli başkanımız bizleri yakıştırdı. Elektriğimizi karşıladı, suyumuzu karşıladı, internetimizi karşıladı. Bu yaştan sonra bana da internet bir öğretti bu yaştan sonra. Kalfalık döneminde başarılı bitireceğinden eminim. Herkese teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Başkanım, bir şey söylemek ister misin Sayın Valim? Başkanım, buyurun. Sayın Valim, şey var. Kurduluyu kesmeden buyurun. Hepinizi çok hoş geldiniz diyorum. Hakikaten şimdi muhtarlık binasında nazildi bu 11 veya 12. muhtarlık binamız yapılışı. Eskiden muhtarlarımız hakikaten çok sıkıntılı bir yerdeydi. Hepsini başladık. Biz Sümer'den başladık. Sonra yeni mahalleye hep beraber böyle bitirdik. Tabii muhtar abilerimiz bizim elimiz, ayağımız, sesimiz, kulağımız. Niye kulağımız? Mahalledeki problemleri bizi iletiyorlar. Biz çünkü nazildi çok büyük yerdi. Yoksa biz tek başımıza yetişme şansımız yok. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Bugün muhtarlık binasını açtık. Ben çekmiyorum, gel.